İşte halk bilimcisi, işte bilim anlatıcısı, popüler bilim yazarı ya da anlatıcısı falan gibi bir şey diyorlar. Biraz da kitap yazıyorum işte vakit bulabildikçe. Böyle geçen bir hayatım var. Tabii küçüklükten beri çene fazla çalıştığı için anlatım işi her zaman daha ağırlıklı oldu. Devamlı böyle ortalarda geziyoruz. Gaz veriyoruz. Ya benim işim gaz vermek aslına bakarsanız. Fakat benim gaz verme yöntemim bir avantajı var. Bilimsel gaz diyebiliriz. Ben bilimsel literatürden elde ettiğim bazı bilgileri, deneyimleri, ilginç hikayeleri, işte hepimizi ilgilendirebilecek doneleri, ipuçlarını olabildiğince anlaşılır bir şekilde paylaşmaya gayret ediyorum. Bütün yazdıklarım, bütün okuduklarım, bütün anlattıklarım, gece rüyamda gördüklerimin %80'i hep bununla ilgili. Sebebi de şu, benim yetiştiğim ülke, bizim şu anda içinde yaşadığımız ülke çok güzel bir yer. 4 yıldır İstanbul'dayım, hala şu Boğaz Köprüsü'nden geçerken geçici hafıza kaybına uğruyorum. Anormal bir yer burası. İstanbul'da kaç kişi var? Boğaz Köprüsü'nden geçerken cep telefonuna bakan kaç kişi var? Allah çarpar. Yapmayın. Böyle bir nimetin üstünden geçerken cep telefonu olmaz. Yani ülke yıkılsa haberlere bakmamak lazım. Çünkü çok güzel bir manzarası var. Memleket çok güzel. İnsan potansiyeli inanılmaz zengin. 25 milyon civarında, işte 25 yaşın altında gencimiz varmış. Birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha kalabalık bir genç nüfusumuz var. Potansiyel inanılmaz. Yapabileceğimiz şeylerin hani aslında sınırı yok. Fakat ne hikmetse biz pek bir şeyle ilgilenmiyoruz. Ülke olarak söylüyorum, hepimizin belli meşgaleleri vardır. Ama bu İbn Haldun'un söylediği asabiye diye bir kavram var. Bir toplumu bir arada tutup da belli bir yöne götüren bir mefkureler dizisi, bir fikirler topluluğu, bir ülkü, bir amaç. Maalesef onu kaybetmiş durumdayız ama bu bence bir sonuç. Esas problemimiz bana şu gibi gözüktü, belki de meslek hastalığıdır. Merak bitmiş memlekette. Biz merak etmiyoruz. Yani bazı şeyleri merak ediyoruz ama merak etmemiz gereken birçok şeyi merak etmiyoruz. Mesela ben ilk televizyona çıktığım zamanlarda, işte beyinci falan diye daha o zaman takdim edilmiyoruz. İşte bir akademisyen diyorlar, şey diyorlar, işte beyinle uğraşıyor falan diyorlar. Mesela Pelin Çift'in programlarında seyirciden, Twitter'dan, şuradan buradan soru alırken herkes kabir azabını, Sırat Köprüsü'nü, öbür tarafta başımıza neler geleceğini falan soruyordu. Ya diyorum ki ben beyinle uğraşıyorum abi. Yok, herkes toprağın altını merak ediyor. Üstünü merak eden kimse kalmamış gibi bir görüntü var. Yani bekliyoruz ki şu hayat eziyeti bir bitsin, bir gidelim. Öbür tarafta hesap kitap. Yalnız bana bunun sorulması da sebepsiz değil. Ona da birazdan ufakça bir değineceğim. Hatta şimdi değineyim, aslında daha mantıklı. Ben aynı zamanda beyni, bilimi falan filan anlatırken mecburen evrim diye bir meseleye giriyoruz biliyorsunuz. Beni en fazla o konularda bıdı bıdı yaparken görmüş olabilirsiniz. Fakat evrim konusunu bu ülkede anlatmanın özellikle içinde yaşadığımız dönem itibariyle de bir zorluğu var. Evrim konusu aynı zamanda yaratılış gibi, insanın ne olduğu gibi, hayatın anlamı ve amacı gibi çok temel sorunlara dokunduğu için bazen sadece basitçe biyoloji anlatırken karşınıza bir duvar çıkıyor. Diyorlar ki bir dakika, bizim inançlarımıza aykırı. Yo değil diye anlatmak zorunda kalıyorum. Şundan 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 dolayı hiç de aykırı değil. Bunu o kadar çok yapmak zorunda kalmışım ki tabii ilk televizyona çıkmaya başladığım sıralarda bir gün Ankara'da işte metro durağından iniyorum şeyde Milli Kütüphane durağında. Tam böyle inerken kızcağızın biri de biniyordu metroya. İlk anım, ilk meşhurluk anım budur. Kızcağız da böyle biniyordu, beni gördü, bir anda durdu, vazgeçti binmekten, indi. Hocam siz dedi. Evet dedim, o benim. İlahiyattı değil mi dedi. Dedim biraz daha çalışırsam olacak yani. Biraz ilahiyatçı gibi algılanmaya başladım. Neden? Bir motivasyonum, bir derdim var. İnsanların hepimizi ortak olarak ilgilendiren bir şeylerin merak etmesini istiyorum. Bugünkü muhabbetinde esas altında yatan şey o olacak. Merak etmesini istiyorum ama merak etmeyeceğiz diye bir sürü sigorta sistemleri yerleştirilmiş. İnsanlar merak etmesin, takılıp otomatik pilotta yaşasınlar diye birkaç yüz senedir çok güzel bir sistem kurulmuş. O sistem aleyhine bir şeyler yapmaya çalıştığınız zaman tabii ki işin inanç boyutuna, felsefe boyutuna falan girmek zorunda kalıyorsunuz ki benim aslında
doğrudan alanım olmayan yerler. İşte bizim memlekette derler ya, din hakkında konuşuyorsun, ilahiyat eğitimin nereden geliyor falan filan diye sorarlar. Öyle de bir vasatta bu işi yapmaya çalıştığınızda öne çıkan tarafınız sanki sürekli dini vaazlar veren bir hocaymış gibi gözüküyor. Halbuki benim hiçbir dinle problemim olmadığı gibi kendi dini inancımı anlatmak gibi de bir derdim hiçbir zaman olmadı. Neden bu ülke merak etsin istiyoruz peki? Yani bu ülke merak etmeyince ne oluyor? İşte böyle oluyor. Memnun musunuz memleketin halinden? Her şeyimiz var Allah'a şükür. Parayı bastık mı istediğimizi alıyoruz. Zorlarsak para da kazanıyoruz. Ama satın aldığımız hiçbir şey artık biz yapmıyoruz. Farkında mısınız? Hiçbir şeyi biz yapmıyoruz. Neredeyse ekmek dahil olmak üzere. Bu çok acı bir şey. Bize okullarda mesela işte Türkiye'nin güçlü yönlerini öğretirlerdi coğrafya dersinde falan. Yok tahıl ambarı, yok endemik bitkiler, yok medeniyetlerin şeysi falan filan. Bir numara yok. Yani bir şey çıkmıyor bizden. Fakat acayip de güzel de tüketiyoruz. Şimdi yeni yükselen tüketim toplumlarından bir tanesiyiz. Ama satın aldığımız hiçbir şey, tükettiğimiz hiçbir ürün, daha da kötüsü, düşündüğümüz neredeyse hiçbir fikir bize ait değil. İthal kavramlar, ithal telefonlar, ithal teknolojiler. Bunlar üzerinden bir yaşam kuruyoruz ve maalesef de o ısıtılan kurbanın kaçmayı akıl edememesi gibi buna da biraz biraz alışıyoruz. Ne oluyor peki? Yani bunun bize zararı ne olabilir? İşte el bebek, gül bebek yaşıyoruz canım. Ne var? Zaten bir 70-80 sene takılacağız, sonra gideceğiz buradan. Niye kasalım yani? Ne olacak? Büyük isimlerin İşte gerek şimdi yaşayanlar olsun, gerek ölmüşler olsun, hayat hikayelerini bayıla bayıla dinleriz, başarılarına gıpta ederiz işler için. İşte bugün bir Elon Musk hadisesi var. Adam uzaya araba maraba gönderdi, çok havalı işler yapıyor. İşte bir Einstein'ı var, Newton'u var, bilmem nesi var. Ha bizde de var da biztekiler biraz eski, Farabiler, İbn Sina'lar falan. Şimdi böyle isimlere bakınca, ya diyorsun bu adamlar da süper falan, i̇şte yani kesin dahidir. Zaten işte dahi fetişizm diye bir şey var. Anadan doğma bunlar şanslı, kafada iyi basıyor. İşte bir şekilde de böyle kimsenin düşünmediği bir şeyler düşünmüşler, güzel bir şeyler yapmışlar. Biz fanilere de onların lak lakını yapmak düşsün, işte bunların üzerinde konuşalım falan gibi. Devamlı ithal ve dış tüketimle yaşayınca böyle bir şeye dönüşüyoruz. Halbuki yıllar sonra fark ettim, eğer okullarımızda biz biyografi okutabilseydik, yeterince ünlü insanın gerçek hayatlarında neler yaptıklarını öğretebilseydik. Şimdi kafamızda şöyle bir şey var. Einstein'ın izafiyet teorisi. Einstein'ın izafiyet teorisi. Newton'ın çekim yasası. Maxwell elektrodinamiği falan falan. Böyle isimler ve buluşlar. İşte şu kadar Nobel aldı. Şöyle bir şey yaptı falan filan. Gerçek hayatlarına dair anekdotlar da genellikle yanlış ve efsane bir mesela. Einstein okulda çok kötüydü, hocaları aptal dedi falan. Yalan, öyle bir şey yok. Einstein gayet de normal bir öğrenci. Hatta iyi bile sayılabilecek bir öğrenci. Gerçek hayatlarında ne yapıp oraya geldikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz tapınmak için insanlar arıyoruz adeta. Şöyle bir büyük insan, şöyle bir iş. Böyle bir büyük insan, böyle bir başka iş. Peki bu adam nasıl büyük oldu, nasıl buraya geldi? Ben de birkaç senedir buna kafayı taktım. Çünkü benim 3 tane çocuğum var. Onlar da böyle bir şey olma niyetini çok fazla hissedemiyorlar kendilerinde. Böyle bir cesareti bulamıyorlar. Yani ben de büyük şeyler yaparım cesareti. Demin dedim ya, 25 milyon gencin içinde belki 1 milyonunda kazara var. İnşallah vardır. Ya 1 milyon olsa yırttık gerçi de. 100 bin diyeyim, sayıyı biraz daha düşüneyim. 100 bininde kazara mevcut. Niye böyle? Kendimize inancımız yok. Çünkü bizim gibi insanların bir şey yapamayacağına inanmışız. Niye? Anne babamız da öyle. Konu komşumuz da öyle. Öğretmenimiz, üniversitedeki hocamız da öyle. Öyle. Üniversitedeki hoca da öyle. Adam maaş alıyor, geliyor, gidiyor. Saat 5 oluyor, servise biniyor. Yani hiçbir böyle bir Einstein, bir Eccles, bir efendim Maxwell durumu yok yani üniversitelerde. Dolayısıyla bana mı kaldı? Hacı ben bu adamdan ders alıyorum. Ya bu adam bana hayatı öğretiyor. Onun durumuna bak. Ben ondan 3 gömlek elbette aşağı olacağım. Böyle bir psikoloji ortaya çıkmaya başladı. Ben bunu kendimde de yakalamıştım zamanında. Bu bir problem. Halbuki yeterince biyografi okuduğunuzda insanoğlunun
Bugün beyin bilimlerinin öğrettiği de aynı şeydir. En önemli gücünün ne olduğunu bir anda fark ediyorsunuz. Hayal kurabilmek. 20 sene sonrası için bir hayalimiz var mı? 30 sene sonrası için. Yaştan bağımsız. Kaç olursak olalım. 20 sene sonrası için net bir hayali olanların ellerini görebilir miyim? Ki burası arızalı bir komünite. Pazar günü böyle bir garip aktivite için buraya gelmiş olmanız zaten sizi bir tuhaf yapıyor. Bu kadar oran çok yüksek. Normalde ben bunu mesela lisede, üniversite öğrencileriyle falan filan yapıyorum. Hayal deyince böyle, ne hayal ya? Hayalci miyiz biz? Biraz daha zorlayınca birkaç parmak kalkıyor. Hayalini soruyorum, bilmem ne bölümünü kazanmak çıkıyor hayal. Hayal bundan ibaret. Bilmem ne mühendisi, doktor olacak. Hayal bu. Hayal kuramıyoruz. Nedir hayal? Neden insanoğlunun en büyük gücüdür? Mesela evinizde hayvan besliyor musunuz bilmiyorum ama hayal kuran bir kediniz, köpeğiniz ya da semenderiniz var mı? Zannetmiyorum. Yoktur inşallah. Çünkü bu sadece insana has bir özellik. Hayal kurmanın güçlü tarafı şurada. Hayal kurmak olmayan bir geleceği tahayyül edebilme becerisidir. Bakınız, olmayan bir geleceği hayal edebiliyoruz. Ve hayal edebilirsek onu yaratabiliyoruz. Böyle de ilginç bir tarafımız var. Hayal etmezsek ne oluyor? Ne yapılmışsa o. Basıp parayı alıyoruz. Teknolojiyle ilgili bütün inovasyonlarımız cebimizdeki para ve işte İthalat ihracat kanunlarının izin verdiği kadar oluyor. Kendi hayalimiz olmadığı takdirde başkalarının bize verdiği görevleri hayal zannetmeye başlıyoruz. Üniversite sınavını kazanmak gibi, TUS kazanmak, bir uzmanlık almak, falanca mesleğe işte klinik psikolog olmak ya da bilmem mekatronik mühendisi, söylemesi zor ya, mekatronik mühendisi olmak, böyle görevleri hayal zannetmeye başlıyoruz. Halbuki hayalin insan için gücünü biz sinir bilimciler zamanındaki biz bunu 50 yıldır biliyoruz. Son 10 yıldır da acayip fazla biliyoruz. Rahatsız edicileriz de. Adam gibi anlatabilseydik eminim millet işi gücü bırakır evde hatta normal işlerinde bırakır hayal kurardı. Bunun için özel mesai harcardı. Neden? Çok kısaca beynimizin yaklaşık 25 senedir çok net bildiğimiz bir özelliğiyle ilgili bu. Bizim yani insan beyni dediğimiz yapı bütün beyinlerle birçok ortak özellik paylaşıyor. Fakat hepsini bir böyle neredeyse çarpı 5 upgrade edilmiş, güncellenmiş halde taşıdığımızı düşünebilirsin. Yani bütün canlı bedenleriyle, bedenlerimizle, beyinlerimizle çok benziyor. Ama bizim birçok özelliğimiz abartı. Bir kere neden bu kadar, özellikle beyinsel anlamda çok abartı? Böbreğimizin mesela inek böbreğinden çok farkı yok. Beynimizin de dışarıdan bakınca çok farkı yok ama kapasite olarak ve özellikle mikro yapıdaki özellikler açısından bir anormallik var. Çok fazla gelişmiş bizim beyin. Niye böyle? Hep anlatıyorum. Canlılık şu beden özelliklerimiz yüzünden. Çırılçıplak ve hiçbir şeye gücü yetmeyen bir canlı olarak doğuyor. Elbiselerinizi alıp sizi şu havada dışarı bıraksam, tabii ki bu yollar, köprüler, otobüsler hepsini de kaldıracağım. İnsan yapımı her şeyi ortadan kaldıracağım. Şu bedenle bu havada dışarıda hayatta kalma imkanınız yok. Yazın sıcağında da aynı şekilde. Ya yanarsınız, ya donarsınız, ya parazit enfeksiyonu, ya bir şey. Bu beden bu dünyada hayatta kalmak için tasarlanmamış gibi gözüküyor. En azından ne yapmak lazım? Üstümüze bir şey giyeceğiz. Bunun için de ne yapmak lazım? Bir şeylerden kıyafet yapmanın yolunu bulabilecek bir zihinsel donanıma ihtiyacımız var. Beden çok fukara olduğu için dünyada hayatta kalabilmemizin yolu gelişmiş bir beyine sahip olmak olmuş. Ve bu gelişmiş beyin aslında bizim için bütün kurgusu, milyonlarca yıllık bütün mühendislik aşamalarında en temel felsefesi şu, bu çıplak arkadaşı hayatta tutacaksın. Ana işi bizi hayatta tutmak. Klinik psikoloji teorileri üretmek, kuantum fiziği yapmak, uzaya araba atmak değil. Bunlar hobileri, canı isterse yapıyor. Esas işi, esas fonksiyonu, esas görevi bu canlı organizmayı hayatta tutmak.
Ve bu hayatta tutma işinde de mesela elbise yapacaksınız. Ne yapıyorsunuz? İşte ne yaptı atalarımız mesela? Muhtemelen orada değildim bilmiyorum ama tahminimiz bu yönde. Bir hayvan öldürdüler, çatır çutur güzel güzel yediler. Hayvanın yiyemedikleri bir derisi kaldı. Ondan sonra şöyle baktı bir tanesi. Kafada dedi ki ben bu deriyi alsam, şu bir şeyler yapsam, üstüme geçirsem bu beni soğuktan korur. Şimdi bu çok basit bir düşünce gibi gözüküyor değil mi? Mesela kediler, köpekler, maymunlar bunu böyle yapamıyorlar. Bunun için neye ihtiyacınız var? Deri önünüzde duruyor. Deriye bakıyorsunuz. O sırada zihniniz, o çok gelişmiş ön beyniniz şöyle bir şey yapıyor. Bu deri ilerideki bir zamanda hava soğuyup da ben üşüdüğümde üstüme giyilirse, bakın zihinde hiç olmayan bir şeyler tasarlıyor. Daha önce kimsenin yapmadığı bir şey düşünmeye başlıyor. Bunu böyle yapsam, vay ben bunu bir deneyeyim. Şimdi önce giyiyor, tabi deri ne oluyor? Kuruyunca takır tukur oluyor, olmuyor, yok bir sıkıntı var. Yumuşatmam lazım. Bir başka simülasyon devreye giriyor. Diyor ki, ben bu deriyi biraz yumuşatacak bir yöntem bulursam bu üzerimde böyle daha rahat durur. Hem soğuktan korur hem de böyle çatır çutur ses yapmaz. Bir başka gelecek hayal etmeye başlıyor. İşte teknoloji böyle zihinsel simülasyonlarla geliştirdiğimiz bir şey. Bu zihinsel simülasyonlar sayesinde olmayan imkanları yaratabiliyoruz. Bu tabiri özellikle altını çizerek kullanıyorum. Yaratma. Çünkü yok. O öyle bir imkan yok. Öyle bir örnek yok. Ama size bir zihinsel donanım hediye edilmiş ki olmayan bir şeyi tasavvur edip onu belli koşullar dahilinde, yani belli bir şey varsa sizde onu deniz olacak, yapabiliyorsunuz. Onu üretebiliyorsunuz, ortaya çıkarabiliyorsunuz ve yepyeni bir seviye atlatıyorsunuz insanlığa ve kendinize. Şimdi böyle bir mekanizma doğuştan bizde var. Annemizin memesini arayıp bulmak için bile, o memeden süt emip de işte beslenmemize devam etmek için bile benzer zihinsel simülasyonlara daha bebekken ihtiyacımız var. Ama bu zihinsel simülasyonlar bize aynı zamanda bir şey daha yapıyor. Ben daha evvel çokça anlatmıştım. Mesela aramızda enstrüman çalan var mı? Müzik enstrümanı. Gene sayı çok az. Şöyle hepimiz de ellerimizi kaldıralım. Bak ne kadar güzel gözüküyor. Değil mi? Böyle olsa fena mı? Yani yaparsınız değil mi bundan sonra? Bu hafta en azından banyoda şarkı söyleyerek bir başlayalım. Sesimiz de çok güzel bir enstrüman. Şimdi müzik enstrümanı çalanların iyi bildiği bir taktik var. O da şu mesela. Ben gitar çalıyorum. Gitar pratiği yaptığınızda yani ne kadar pratik yaparsanız o kadar gelişirsiniz. Çünkü beyniniz ona göre gelişir falan ama. Çok usta bir gitaristi 15-20 dakika dikkatle izlerseniz, sadece bakarsanız, sonra gitarı elinize aldığınızda mesela, daha önce gitar çalıyorsanız, daha iyi çalabildiğinizi fark edersiniz. Beyniniz izlerken prova yapar. Ha, demek bunu böyle yapacağım, ben de bunu böyle yapsam falan filan. Bu sırada beyniniz aktif olarak yeni bağlantılar kurar ve o gitarı ya da o enstrümanı elinize aldığınızda oradan ya aldığı örnekle, ilhamla yeni bir şeyler üretmeye başlar. Düşünce simülasyonları da aynı şeyi yapar. 10 sene sonrasını düşünüyorsunuz ya, 20 sene sonrasını ya da yarın sabah. Ne düşünüyorsanız Allah size 2 katını veriyor. Hatta 10 katını veriyor. Çünkü bu düşünce, bu simülasyonlar saniyede birkaç yüz kere yapılıyor. Mesela ben şimdi konuşurken örnek olarak vereyim. Bir sonraki cümle. Henüz daha ağzımdan çıkmadı, hiçbir fikrim yok. Yani gelecekte ne söyleyeceğime dair. Fakat konuşurken size bakıyorum, içleri geçti mi, uyuyorlar mı, gözler açıldı mı, ne oluyor? Tık 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 bilgileri topluyorum buradan. Özellikle çok karmaşık bilgiler bunlar. Ve zihnim sürekli bir an sonrasına, bir dakika sonrasına, bir saat sonrasına tak 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 simülasyonlar yapıyor. Diyor ki şunu dersen, böyle tepkilersen, bu konuyla bunu bağlarsan öyle olur, demin de bunu söylemiştim, onun için bu bilgileri söylemiştim, oralar demin. İçerisi var ya, çarşamba pazarı gibi. Ve bunlar içerisinden milyonlarca gereksiz simülasyon arasından birkaç tane işe yarar simülasyon seçiliyor. Ve onlar atıyorum sizi belki güldürebilen bir espriye, ooo dedirttiren bir bilgiye. Ve işin ilginç tarafı benim daha önce hiç düşünmediğim fikirleri seslendirmeme sebep oluyor. Simülasyonlar tek başına yaratıcıdır. Mesela konuşanlar bunu çok iyi bilir. Yani ben şimdi buraya çıkarken bir plan yaptım. Vallahi şu anda o planla alakası olmayan bir şey yapıyorum gene. Yani böyle senelerdir konuştuğum için anlattığım şeyi sanki planlamışım da anlatıyormuşum gibi gelebilir ama vallahi öyle bir şey yok. Hakikaten iki dakika sonra ne söyleyeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Fakat konuşurken şu anda
Mesela zihinsel simülasyonları size anlatmaya hiç niyetim yoktu. Fakat baktım çalışıyor. Gözler parladı. Hepiniz yaşıyorsunuz o simülasyon hikayesini. Ve bu olurken esas nokta şu. Devamlı geleceğe simülasyon yapıyorsunuz ya. Beyninizin düşünebilmesi için bile bağlantılar yapıp o bağlantıların arasında elektrik geçirmesi lazım. Bir konuyu ne kadar çok simüle ediyorsanız, kafada ne kadar çeviriyorsanız, bu bir fikir olur, bir iş olur, bir el faaliyeti olur, her şey olur. Beyniniz o konuda ustalaşmaya başlıyor. Bu akşam yatmadan önce 15 dakika piyano çaldığınızı hayal edin. Bunu 5 gün boyunca yapın. 5 günün sonucunda birisi beyninizi tarasa parmaklarınızı kontrol eden bölgelerin büyüdüğünü gösterecektir size. Sadece hayal ettiğinizde bile beyin diyor ki ben parmaklarla ilgili bir şey oluyor, ben biraz şey yapayım, alan büyüteyim yani. Lazım olacak, arazi alalım biraz. Çünkü parmaklarla zihni meşgul etmek parmak kontrol alanlarını büyütüyor. Buna beynin plastisitesi diyoruz. İşte son 15 senedir çok iyi bildiğimiz dediğim şey bu. Beyin devamlı değişiyor. Ne yaparsanız değişiyor. Ne simülasyon yaparsanız ona göre değişiyor. Şimdi bu ülkeyi merak ettirmezsek ne olur? Geldik ana mesaja. Başta benim çocuklardan başlayalım. Hepimize var. Anne baba olanların ellerini göreyim. Ohoho işiniz zor. Şimdi ta küçük yaşlarından itibaren çocuklara belli dirtler veriyoruz biz. Belli tekrarlar, belli tekrarlayan düşünceler veriyoruz. Mesela ben de Avrupa'da doğsaydım. Yani hayatta yapamam simülasyonları. Ya bizimkiler de şöyle olmasaydı. Ben şu zamanda doğsaydım. Keşke şu okulu okusaydım. Keşke boyum, kilom, hedem, ödem şöyle olsaydı. Elimizde olmayanların simülasyonuyla meşgul edilen zihinler geziyor etrafımızda. Eğitim hayatımızda bize tek bir şey yapıyorlar aslında bakarsanız. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyorlar. İngilizcen yok, öğren. Matematik bilmiyorum, öğren. Fizik bilmiyorum, öğren. Coğrafya bilmiyorum, öğren. Sürekli tık tık veriyorlar, veriyorlar. İşte beden eğitimi dersinde saçma sapan bir taklayı atamadığın için sınıfta kalıyorsun. Onu öğrenene kadar falan bizim zamanımızda öyle. Ense kipesi diye bir şey bilen var mı? Allah'a şükür kimse yok değil mi? Var mı? Sizin için üzüldüm şu anda. Biz için lisede bundan imtihan et. Ense kipesi. Şu kadar bir, o zamanki boyuma göre şöyle bir tahta kasa, üzerinde bir yastıklı sistem. Koşacaksın, yani yapmayı bırak, tarifi bile zor. Zıplayacaksın, ters döneceksin takla atar gibi. Enseni tahtaya koyacaksın, şöyle kafana yiyip, sonra bacaklarını atıp böyle şıpagat tar, şöyle bir falan bir şey yapacaksın. Bununla sınıf geçecektik. Bu bende eksik olduğu için ikmale kaldım. İkmalde normal takla atarak geçtik. Eğitim sistemi tutarlığı da harika bu arada. Ense kipesinden kalıp normal minderde takla atarla da geçebiliyorsun. Bütün eğitim hayatı diyor ki eksiksin yavrum. Eğitim hayatının hiçbir yerinde birisi bize şunu sormadı ve sormuyor. Yavrucuğum sen neden iyisin? Neyi seviyorsun? Neyi yaparken kendini iyi hissediyorsun? Hadi orayı geliştirelim. Böyle bir şeyi kimse söylemediği için zihinsel simülasyonlarda hep ne var? Mesela bana gelen maillerin %99'u sizinki hariç. Hocam ne yapmalıyım? Şunun için ne okumalıyım? Bu ablacığım, abicim yardır. Yapma bir şey. Yeter artık öğrendiğin. Çık ve yayıl. At kendini dışarı. Bir şey dene. Olmadı bir daha dene. Çünkü bütün eğitim hayatı bize diyor ki sen eksik bir insansın. Sınıfında birinci olanların ellerini görebilir miyim? Hakikaten örnekten çok çarpmış. Ne çok birinci var burada. En az bir kere birinciliği tatmış arkadaşlarımız var. Parmak kaldırmayanların tamamı kaybeden. Loser. Hep onlardan iyi birisi var. Düşünebiliyor musunuz? Hep ben zaten sonlardaydım. Yani hiç sıkıntı yok. Hep böyle bir mesela matematikte Murat mesela bizim. Ne zaman matematik sınavı? Murat'a bakıyor. Murat 98 almış. Ya. Bir de böyle efkar ağzının ortasına bir tane elini tersi. Ama matematik artık benim değil, Murat'ın işi. Beden eğitimi, Gülkan, herif profesyonel basketbolcu oldu sonra. Adam her şeyi yapıyor. Ve beden eğitim derslerinde böyle elimiz böğrümüzde ona bakıyoruz. Bütün sınıf, sadece ben değil. O onun sanat dersi. Banyan biri çıkıyor, isim vermeyeceğim şimdi ressam kendisi çünkü.
öyle bir şey yapıyor ki bizim gömüyor bizi. Yani hoca da alıyor, bak ne kadar muhteşem falan. Allah'tan bir tane hoca geldi arada da benim soyut resimlerime böyle bir gaz verdi. Ben ondan sonra resimden soğumadım mesela. Hep eksiyiz, dikkatinizi çekiyor mu? Ve zihinsel simülasyon yapamayan milyonlarca insan mezun ediyoruz. Okul öncesi çocuklara kağıt atacı veriyorlar. 50-60 kişilik bir 50-60 çocuk oluşan bir gruba. Kağıt atacı veriyorlar. Diyorlar ki bundan kaç farklı şey yapabilirsin? Çocuklardan çıkan olasılıklar 200 maddenin üzerinde. 200 farklı şey hayal edebiliyorlar. Üniversiteyi bitirmiş aynı sayıda insana kağıt atıcı veriyorsun. İki alternatif çıkıyor. Ya kağıt sıkıştırırım ya dişimi karıştırırım. Başka bir şey. Şimdi bir de cep telefonunun sim kart slotunu açarım. O da var kağıt atıcıyla. Nereye gidiyor o 198 küsür ihtimal? Eğitim sırasında ameliyatta alınıyor. Sadece eğitime yüklenmek belki haksızlık. Anne babalarımız da, ama onlar da eğitimden alıyorlar. Anne babalarımız da diyorlar, çocuğum bak sen hobi olarak gene çal. Adam gibi mesleğin olsun. Ya ne konservatör yavrum, o kadar puan alıyorsun deneme sanatında. Puana yazık. Sana yazık olsun. Tıbba git. Ne olur doktor ol, garanti bir mesleğin olsun. SSK'sı olsun. Kaç para veriyorlar? Yani benim ailem bile, benim durumumdan biraz belli, bizimkiler de arızalıdır ama benim babam sonuçta esnaf. Yani devlet üniversitesinden istifa ederken gerçekten endişelendi. Oğlum yani hakikaten yani ne gerek var ki, otur şurada ne güzel. Orada bile aynı refleks, bir garanti olsun, böyle bir dursun. Mesela geri kalmış ülkelerin ya da yeni gelişmekte olan ülkelerin en önemli refleksi nedir biliyor musunuz? Orada yaşayan insanların. Bunu ben söylemiyorum, araştırmalar söylüyor. Ev satın almak. Çocuğun da bir evi olsun. Başımızı sokacak bir evimiz olsun. Buna başımızı, şunu ayağımızı sokarız. Böyle bir tane de burada olsun. Ev almak. Ev almak niye? Çünkü evim var. Artık geleceğim güvende. Avrupa'ya gidiyorsunuz. Millet paso kirada yaşıyor. Kira çünkü mobilite veriyor size. Orayı bırakıyorsun, oraya gidiyorsun. İstediğin yere taşıyorsun. İstediğin işi deniyorsun falan. Böyle bir daha bir servis. Ama yok. Ev, yerleşelim, bir oturalım, bir başımızı sokalım, ondan sonra düşünüyoruz. Ve bütün ömrümüzü, çoğumuz ev alacağım diye para biriktirerek falan geçiriyoruz. Başı sokuyoruz, sonra başı koyuyorlar toprağın altına. Nereye gitti bu hayat? Bu reflekslerin tamamı bize verilmiş bu hastalıklı simülasyonların neticesinde. Benden adam olmaz simülasyonu Türkiye'de çok yaygın yerleştirilebilen bir simülasyondur. Birine 40 kere deli derseniz hakikaten deli olur. Beyin bilimlerinde yeri var. Birisi kendisine 40 kere benden adam olmaz diyorsa ondan gerçekten adam olmaz. Ve biz bunu günde yaklaşık 7000 kez söyleyebiliyoruz. Zihinsel simülasyonlarımız sayesinde. Mesela birisi bizden daha yüksek puan ya da daha iyi mevki, daha bir şey aldı. Yok abi yok. Bu yaştan sonra mesela dediniz mi bunu hiç? Bizden geçti artık. Bu yaştan sonra olmaz öyle bir şey. 110 yaşında piyano çalan bir teyzenin videosu yayınlandı geçen 2 sene evvel falan. YouTube'da falan geziyordu. 110 yaşında bir kadın piyano çalıyor. Bayağı da çalıyor pımpırı pımpırı falan. Sonra röportaj yapıyorlar. İşte soruyorlar işte nasıl da uzun yaşadınız falan filan. Kadın diyor hiç evlenmedim ondandır falan gibi cevaplar veriyor. Sonra diyorlar ki artık en büyük pişmanlığınız ne? Diyor ki 70 yaşında piyano çalmaya karar verdim. Sonra dediler ki ya deli misin sen? Bu yaştan sonra piyano bulup düşündüm hakikaten mantıksız geldi. Vazgeçtim. Baktım 80 yaşım oldu, 10 sene geçti. Dedim daha ölmüyorum. O zaman ben piyano çalacağım, ne olursa olsun. En azından tuşlarına dokunayım. 80 yaşında piyano çalmaya başladım. Ama pişmanlığım şu, keşke 70'te vazgeçmeseydim. Şu anda 40 yıldır piyano çalıyor olacaktım. 110 yaşında yaşayacağını kadar tahmin etmemiş yani ne yapsın. Gelivermiş. Ve işin ilginci, o yaşta da piyano öğrenebiliyorsunuz. Tamam bir fazla olamazsınız belki ama piyanoyu öğreniyorsunuz. Böyle bir sistem var. Ama benden geçti dediğiniz anda iş bitiyor. Hayal kurabilmek kendimizi inşa edebilmenin tek yoludur. Hayalimizi alırlarsa her şeyimizi alırlar. Ve hayalleri gerçekleştirebilmek için önemli bir şeye daha ihtiyacımız var. Mesela hayal. Bütün çocuklar neredeyse bir ara astronot olmak istiyordu. Hala aynı trend devam ediyor mu bilmiyorum. Cem Yılmaz çok güzel ifade etti. Şimdiden zıpla, büyüyünce aya gidersin.
Bizim ülkede astronotlar bakış öyledir mesela. Hala da muhtemelen öyle. Mesela uzay çalışmaları konusunda herhangi bir şeyimiz, çabamız pek gözükmüyor. Neden olduğunu biliyor musunuz? Niyedir mesela? Türkiye'nin parası mı yok? İhtiyacı mı yok? Neden uzay çalışmaları bu ülkede yok? Size çok net sebebini söyleyeceğim. Bu ülkede çünkü 20-30 tane bilim kurgu yazarı var sadece. Geleceği hayal etmezseniz onu inşa edemezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri, bir işte Rus asıllı yazar olan Isaac Asimov, Philip Dick, efendim, Ursula Le Guin, şunlar bunlar, bunların hepsi dünya ünlü bilim kurgu yazarları. Eserleri 20'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler. Amerika Birleşik Devletleri 69'da aya bayrak dikiyor. Şu anda Mars'a gitmeye gayret ediyor. Dünyanın en borçlu ülkesi, dünyanın en büyük dış borca sahip ülkesi Mars'a gidecek adamlar. Bütün PR'ları bilmem neleri yıllardır bunun üzerine. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü birileri hayal ediyor. Ve bilim insanları da oturup o hayali gerçekleştiriyorlar. Bizde maalesef geleceği hayal etmek elimizden alındığı için bunu yapamıyoruz dedik. Peki hayali gerçekleştirmek için neye ihtiyacımız var? Hayallerin ayağının yere basıyor olması lazım bir kere. Öyle ben işte Mars'taki kolonide ilk bilmem ne olacağım, tamam güzel ama bu sizi ancak temel astronotik eğitimine kadar taşır Türkiye'de, çok zorlarsınız. Biraz da realist olmak lazım. Realist bir hayal kurabilirsiniz. Realist hayal kurmanın en önemli gerekliliği, bugün burada çok girmeyeceğiz ama kendini tanımak ve kendine uygun hayal kurmak. Yükseklik korkusu olan bir insanın sürekli ben pilot olacağım hayali kurması, o korkuyu en azından tedavi etmeden çok makul ve mantıklı bir şey değil. Ama kafanızda bir hayaliniz var. Kendinizi de tanıyorsunuz. Devamlı o hayal kafanızda dönüyor. Hayal kafanızda döndükçe ne oluyor? Sürekli beyin devrelerinizi oraya doğru yönlendiriyor. Manavdan efendim bir portakal alırken bile o hayal sizin o portakalı değil şu portakalı seçmenize sebep oluyor. Her şeye etki ediyor. Hayal böyle bir şeydir. Hayal sürekli arka planda döner. Devamlı sizin davranışlarınızı ufak ufak yönlendirir. Yıllarca sonra kendinizi bir yerde bulursunuz. Abi ben buraya nereden geldim? Süpermiş ya falan olursunuz. Hayalin böyle bir etkisi var. Ama o hayali sürekli kurabilmek, onun peşinden gitmek için çok önemli bir bileşen umuttur. Yarın daha iyi olacak diyenlerin parmaklarını görebilir miyim? Mesela 10 sene sonra Türkiye çok daha iyi olacak. Bir 10 sene sonra Türkiye maalesef battı balık yan gider diyen var mı? Evet, çoğunluk umutlu çünkü pazar günü buraya gelmenizin bir sebebi de bu. Yoksa şu anda evde tamamen kendinizi uyuşturma amaçlı brunch yahut televizyon yahut parasailing bilmiyorum ne varsa hayatınızda öyle bir şey yapıyor olurdunuz. Ama buraya gelmenizin muhtemelen sebebi umutlu olmak. Ne kadar artık konuşuyorum? Pardon dur anlatacağım bir şey daha var. Umut da varsa son bileşen. Cesaret. Yes. Cesaret. Sadece insana mahsus bir başka harekete geçirici cesaret. Nedir cesaret sizce? Cesaret deyince aklınıza ne geliyor? Bruce Willis. Jason Statham. Daha önce yapamadığı bir şeyi yapabilir. Mesela değil mi böyle korkusuzca dalanlara cesur diyoruz. Siz cesur musunuzdur? Bence çok cesursunuz. Pazar günü burada olduğu gibi. Var bir tane cesur orada. Var cesuruz ya, cesur kaldı. Cesaret nedir biliyor musunuz? Mesela kediyi köşeye sıkıştırıyorsunuz. Derler üstüne atlar diye. Hakikaten atlıyor bazısı. Mesela geçen kızım sordu bana. Baba dedi ya kediler böyle dedi. Atlıyormuş ben sana doğru mu? Dedim doğru çok sıkıştırma. Baba çok sever kedileri de. Peki bu hayvanın yaptığı şey cesaret mi? Hayır son çare. Savaş ya da kaç tepkisinin tavana vurduğu an. Sinistemi artık diyor ki ne olursa olsun abi. Ya hero ya mero. Yani ya çıkacağız ya öleceğiz. Bu cesaret değil. Cesaret nedir biliyor musunuz? Korka korka üstüne gitmek. Korkmadan değil. Korkunuz var. Korku bütün hayvanları durdurur. İnsan müstesna. İnsan der ki ben bunun üstüne giderim. Bunun bizim beyin büyümemizde çok büyük bir faydası olmuş muhtemelen. Bugün de örneklerini görüyoruz. Bizim beyni besleyebilmemiz için mesela et met yememiz gerekiyor. Yani bugünkü koşullarda değil tabii iyi seçilmiş bir vejetaryen diyetle bayağı sağlıklı yaşayabiliyorsunuz ama atalara giderseniz o zaman böyle vejetaryen mutfak falan yok. Muhakkak yani en az haftada bir falan et yemeleri gerek ya da ayda bir. Fakat insanlar ilk insan oldukları zaman av aletleri bile yapamıyorlar yani avlanacak halleri yok. Bugün Afrika kabilelerinde bildiğimiz bir teknik var çok ilginç.
Avlayamıyorlar. Ne yapacaklar? Avlanmış hayvanı, ölmüş hayvanı yiyecekler. Şimdi bizimkiler leşten yemeyeceğine göre, yani çürümüş hayvanı yiyemezler. Mideler müsait değil. Akbaba gibi mide sistemimiz yok. Ne yapacaksın? Taze avlanmış hayvan bulman lazım. Peki senin için çalışan bir aslan da tutamazsın ki. Aslan terbiye edilmiyor o zaman. Bir yolunu bulacaksın, aslan avına çökeceksin. Bakın Afrika'da yapıyorlar bunu. Bir belgeselde gördüm, çok ilginç. Aslan koşuyor koşuyor, ceylanı yakalıyor, yıkıyor, tamam mı? Güzel güzel götürüyor. Bizim insanlar da orada cılız böyle dört tane siyahi kabile erkeği böyle izliyorlar uzaktan çevreden aslanı. Aslan yıkıyor ya ceylanı. Bunlar yan yana diziliyorlar dördü. Bak yemin ediyorum şöyle, dördü yan yanalar. Aslan üstüne doğru yürüyorlar. Aslan ceylanı yiyor, kafayı kaldırıyor. Böyle lan diyor. Tekrar yemeye devam ediyor. Kafayı bir daha kaldırıyor, herifler geliyorlar hala. Dur bakayım diyor ama yemeye devam ediyor. Bir daha bakıyor, gene geliyorlar. Aslan o sırada ne diyor? Ulan ben birinin üstüne böyle gidiyor olsam ben onu yerim. Demek ki bunlar da beni yiyecek. Hadi eyvallah. Tın. Ve bizimkiler ceylana çöküyorlar. İnsanın bunu yapabilmesi için ne gerekiyor? Aslanı izledi, izledi. Cesaretten önce aslanı izledi, izledi. Aslan hep böyle yapıyor. Aslana ben şunu yaparsam aslan şöyle düşünür ve böyle davranır. Bakın olmayan bir gelecek hayal ediyor mu? Simülasyon. Ama bu simülasyonu yaptı. Sonra ne lazım? Hadi bakalım yapalım. Bir yaptı mı herkes yapar, hiç problem yok. Ama ilk yapanı düşünün. İşte o insan. Onu ancak insan yapabiliyor. Eğer bu cesaretle yerimizden kalkabiliyorsak her şeyi yapabiliyoruz. Ve ben hiçbir sunumum artık, eskiden her sunumda biliyorsunuz insanlar buzdağı gösterirlerdi. Ben slide kullanmadığım için. Hep bir dört şeyim var, iki dize var, onu okuyorum Mehmet Akif'ten. Bence en güzel insan tarifidir. Anlatmaya çalıştığım her şeyin çok veciz bir özetidir. Durmayalım diye bir şiiri var, bayağı uzun. Şiir ezberlemek bu arada beyne çok iyi geliyormuş, ben geç öğrendim. O şiiri ezberleyebilirsiniz, çok havalı. Diyor ki Mehmet Akif, hangi müşküldür ki himmet olsun asan olmasın? Hangi dehşettir ki insandan kirasan olmasın? Sadakallahü lazım. Ne dedim ben ya? Bu ne? Bu arada 400 yıl önce yazılmış İngilizce metinleri okuyabiliyorlar İngilizce konuşanlar ama biz bak görüyorsun şurada daha 100 sene olmamış o kadar çok kelimelerimiz değişti ki Türkçe olmasına rağmen anlamıyoruz. Meali şerifi şu efendim. Hangi müşküldür, hangi zorluktur ki himmet olsun, himmet yardımlaşma ve bir konuya beraberce odaklanma demek. Himmet olsun, asan olmasın. Yani biz onu çözmeyelim. İnsandan bahsediyorum. Ve hangi dehşettir ki, hangi korkunç durumdur ki insandan hirasan olmasın. İnsanı görünce korkup kaçmasın. Aslanı hatırladınız mı? Aslandan büyük dehşet mi var savanda? Ama insan öyle bir şey ki her türlü dehşeti korkutup kaçırabilen ama aynı zamanda en büyük dehşetin bizzat kendisi de olabilen çok acayip bir varlık. İnsan olmak iki ucu keskin kılıç gibidir. Hayal kurmadan, geleceği tahayyül etmeden, ilham alıp ilham vermeden insan kalabilmek mümkün değildir. Bu kuşun uçması gibi kanadını çırpmazsa düşer aşağı. Ya büyük güç sarf ederek o süzülme modunda kalacak ya sürekli kanadını çırpacak. Hepsinde güç harcaması lazım. Ben yatacağım abi bizi ve insanlığımızı tefessüh ettiriyor. İflas ettiriyor. Kaybettiriyor. Bugünkü toplumun bütün dünya genelindeki en büyük derdi milyarlarca homo sapiensin insanlığın temel gereksinimlerinden vazgeçmiş olmasıdır. Düşünmek, akletmek, tahayyül etmek, simülasyon ve cesaret. Artık bunlar yok. Çünkü unutuyor. Demek ki ey Türk gençliği birinci vazifemiz neymiş? Buradan çıkınca umut dağıtıyoruz. Veriyoruz gazı. Özellikle gençlere. Verin gazı, gerisi hiç önemli değil. Aldığı diploma, okuduğu okul, notu, şusu, boyu, posu, cinsiyeti hiçbir şeyin önemi yok. Onun yapacağı bir şey var. Parmak bizi kimseye benzemeyen her bir insan bu dünyaya hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak için gelmiştir. Onun ne olduğunu bulma arayışının adına ise ömür diyoruz efendim. Herkese hayırlı, eğlenceli, çılgın ömürler dilerim.
Saat 2'de B210'da Nefes Yayın Evi standında imza çözdü. Mustafa Aydınlar'ın soru, itiraz, katkı, feryat, figan var mı? Suyumda var mı? İçeride. Tuzu kuru bir adam gibi mi konuşuyorum size? İnternette genellikle öyle yazıyor. Senin tuzun kuru da bir kulak olsan olmuşsun. Sanki tuz kurutma bölümündeydi. Nasıl tuzun kuru onları bilmiyorum ama. İnsanlar hayal et, geleceği inşa et falan dedim. Bu ülkede genellikle bu söylüyor. Senin tuzun kuru tabii. Bu nedir? O bir başka garanti kazığı. Çarpmışlar. Ne yapamazsın? Onu da de ki hiç yapamazsın. Senin tuzun kuru. Buyurun Zara. Ben size bir şey sormak istiyorum. Tabii. Merhaba. Merhaba. Demin bahsederken hayallerimizin ayaklarının yere basması gerekir dediniz. Hayalen geleceği ayakların yere basan bir planla hayal arasındaki fark nedir? Çok güzel. Martin Luther King Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işte siyahlara yapılan zulümlere karşı büyük hareket başladı. Biliyorsunuz Amerika'ya kökten meksur falan. San Francisco'da milleti topladığı o şeyde, büyük dikinde bir konuşması var. Çok meşhur bir deyişi var orada. I have a dream diye başlıyor. Simon Sinek diye bir kişisel gelişimci bu konuşmayı analiz ederken diyor ki I have a plan deseydi bugün San Francisco'ya kaç kişi gelirdi? Yani bir planım var dese kaç kişiyi sürüklerdi, bir hayalim var, bir rüyam var deyince kaç kişiyi sürüklerdi? Rüya ile hayal arasında temelde şöyle bir fark var. Hayal ile plan arasında şöyle bir fark var. Plan adımlı bir şeydir. Bir yerden bir yere sizi götürür ve elinizdeki imkanlara göre yaptığınız bir adım adım projelendirmedir. Adı üstünde planlamadır. Hayal ise nasıl olacağını hiç bilmediğiniz bir sonuçtur. Arada giden ne oluyor? Mesela benim küçükken hayalim ne olabilir sizce? Ben hayalimi yaşıyorum, bunu söyleyeyim. Ya ben şu anda dünyanın belki de Allah aşkına mutlu insanlarından biri olabilir. Çünkü temel yani de çocukluğumdan beri kurduğum bir hayali birebir yaşıyorum. Hiç böyle kurmamış olmama rağmen. Sahnede olmuş. Ha. Sahne onun bir parçası aslında. Konuşma. Küçüklüğümden beri sebebini bilmediğim için karşımda 3-5 ya da 300-500 hiç fark etmez insan var. Ben bir şeyler anlatıyorum. Bunlar bu. Muhtemelen evde yeterince dinlememişler beni. Yani çeneme mukabil olarak. Yoksa bizim yerde dinlerdi ama yetmemiş. Sadece bakın böyle bir hayal. Ne zaman gitar elime aldım o rock konserine dönüştü. Kısa bir süre sonra vazgeçtim çünkü ayık kafalı adam yok orada. Yani anlattığımı dinleyemiyorlar. Mesleği hocam adam iki dakika sonra unutuyor. Orası bana göre olmadı. Yani hep böyle bir anlatma. Ne anlatacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ne olarak anlatacağım konusunda, kime anlattığım konusunda hiçbir fikrim. Hayal böyle bir şey. Ve şu anda mevzu ne olursa olsun, işte karşımdaki insanlar ne olsun, bana ne sorulsa sorulsun, bal yemişim. Bu hayali ben dizayn ettim. Beni yapan, uygun hayal kurma sistemini oraya koyan böyle bir şey takdir buyurmuş. Benim tek yapabileceğim şey, elim boştu. Ne yapsam acaba dedi, böyle bir şey başlar küçüklüğünden beri. Bu yoldan vazgeçilmeye çalışan çok insan da, çok durum da oldu. Olmadı Allah'a şükür. Yani o yoldan vazgeçmek zorunda kalmadım. Mesela akademisyen olurken sorduğum tek soru şuydu. Akademisyenlik teklifi geldiğinde orada konuşabiliyor muyuz? Dediler ki tabii dersler var. Dedim geliyorum. Bu kadar. Ne akademisi yapacaksın, ne çalışacaksın. Mail hepsi yolda geldi. Anlatabildim mi? Hayal, ayakları yere basandan da kastım şu bu arada. Çocukken ben mesela arkadaşlarıma bunu arada bir söylerdim. Kız arkadaşlarıma falan söylermişim. Onlar yıllar sonra söylüyorlar bana. Böyle bir hayalim olduğunu. Fakat bu hayal benim için ayağı yere basan tarafı şu. Ben daha ortaokulda film anlatmaya başlamışım insanlara. Böyle bir fan kitlem vardı. Teneffüslerde onlara uydurarak film anlatırdım. Uydurduğumu bile gene dedilerdi. Bana çok uygun bir hayal ama
anneme babama sorsan oğlum manyak mısın ya, anlatacağına şey, komik mi olacağım başımıza, şey mi olacak? Öyle bir tepki verirler. Onlar için açık ama benim için gayet sağlam zeminde. Çünkü ben zaten öyle bir adam. Neysek, kendimizi tanımak dedim ya, ona göre bir hayal. Bize öğretilmiş hayaller değil. Eğer ben öğretilmiş olanı alsaydım, benim ilk öğrenmem gereken şey konuşma. Çünkü sınıfta sürekli tahtaya adım yazıyor. 10 çarpı var, içinde durmadığı için. Sınıfta ilk sopayı yiyen adam, aslında hocalar öğrenci döverdi yani. Yani sağlam sopayı. Yanaklarımın havlu oradan gelir, sakalı uzdan verdi. Yapıya uygun bir şey daha bahsediyorum yani ve aslında hayalini oldu. Hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Tamamen söylettiriyorsunuz bence. Ben başka bir şey daha söylettirmek istiyorum aslında. Simülasyonları gerçekleştirirken insanların önce ihtiyaçları belirlediğini düşünüyor. Ama bunun için bir hayvanı avlıyor, sonra o postu görüyor ve ben bu posttan faydalanırım diyor. Ben şöyle düşünüyorum, bakıyor etrafına, hayvanların postu var, demek ki onlar üşümüyor. Aynen. Taklit, var olanı taklidi çok önemsiyorum. Çok büyük bir ve tasarlama, insanın en büyük özelliğinin, beynin özelliğinin tasarlama olduğunu düşünüyorum. Simülasyonları yaratırken de ilk önce bir ihtiyaç saptanıyor, sonra da var olan sistemler taklit ediliyor. Çok isabetli gördünüz. Benim aslında yapmaya çalıştığım şey tam olarak bu. Ben kimseye bilgi vermeye falan çalışmıyorum. Özellikle genç arkadaşlarla ilgili, hatta yaşıtlarımla benden daha büyüklerle karşı karşıya konuşurken şu cesareti vermeye çalışıyorum. Bu yapıyorsa biz de yaparız. Ne var? Normal adam işte. Ya, ya bu mesele demek ki ben de okusam anlarım. Bak adam anlatınca anlıyor. O örneği vermeye çalışıyorum. Yani çocuk mesela kötü bir öğrenci olduğunda desin ki aa lan ben de profesör olurum o zaman. Bak herif olmuş. Ha dedim ben berbat bir öğrenciydim ve şu anda profesörüm yani. O alakası yok onların. Onu gösterebildiğin zaman bilgi vermenize gerek yok. Yani bir model bulmak, bir işte o hayvanın kürkü gibi bir şey göstermek. Ben de var o yüzden düşünmüyorum demek aslında. Çok çok önemli bir şey söylediniz. Sözler bizim şu anda aramızdaki alışverişin %5 ile 10'unu oluşturuyor. Ben de eğer biraz önce söylediklerimde bir şey beğendiyseniz o söylediklerimle ilgili değil. Sizin ve benim buradaki duruş ve bakışımızla ilgili. O sözsüz iletişimimizle ilgili. Benim hangi sözde sesimin çatallandığı, nerede incelip nerede kalınlaştığı, o duygusal tonumun nerelerde oynadığıyla sizin enstrüman akorlarınızın böyle rezonansa geçmesiyle ilgili bir şey. Biz böyle frekans gibiyiz aslında. Hakikaten bir müzik aletini akord ederken nasıl teller güzel titreştiğinde hoş bir ses gelir. İnsanlarla iletiştiğinde böyle bir hoşluk meydana gelir. Ve beyinde de biz bunu görüyoruz. Konuşan ve birbirini dinleyen insanların beyin dalgaları senkronize olur. Ama biri bir şey öbürü başka bir şey söylüyorsa beyin dalgaları kafasına göre takılır. Tartışma programında gördüğünüz adamlarında. Tartışanın beyin dalgası senkronize olur. Kimin beyin dalgası senkronize olur? Sohbet eden. Sohbet halkasında olanı beyin dalgaları senkronize olur. Tabii benim kadar da çok konuşmazsa iyi olur. Hocam, başka program var, kesmemiz gerekiyor. Evet, biz aylığa sürenin sonuna geldik. Beni yalnız bırakmanız için çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.